Bolpasan diye bir şirketi biz 25 yıl önce kurmuşuz 5 kişi. Şu an sayısı çıkmış 15'ten ortağı. Sırf ben belediye başkanı olduğum için geçmişte efendim kredileri hep bunlar kullanıyor dediler mi? Bunların yayınları yapıldı mı? Bunun için ben o şirketteki hisselerimi geçici süre devretmek zorunda kalmıştım. Neden? Şirket zarar görmedi. Çünkü ben oranın sahibi değilim ki. Oradaki ortaklarından bir tanesiyim. Şu an 25 yıldır devam eden bir şirket ve 300'ün üzerine adam çalıştıran bir şirket haline dönüştü. Ve hiç ilk dönemlerde devlet bankalarından kredi almadı. Ama o günkü siyasiler ne diye konuştular? İşte şu kadar kredi çıktı. Rakamı da söyleyeyim. Yüksel Ceylan'ın belediye başkanı seçiminde 10 milyon kredi çıktı. Bunun 9 milyonu Bolpasar aldı. 1 milyon da Muzaffer Zengin aldı. Sizin aldınız diye sanayide tek tek dolaştı. Yani iftira attı. Yani yalan söyledi. Halbuki biz o zaman Türk bankalarının hiçbir tanesinden kredi almadık. Almadık derken bize kredi vermedikleri için almadık. Biz tamamen Arap yatırım finans sisteminden aldık. El Baraka Türk'ten aldık. Yani Türk bankaları vermediği için oradan aldık. Allah'tan almamışız. Alsaydık bizi böyle tefe koyacaklardı. Şu anda da işte Alaaddin Yılmaz'ın çocukları kümes, devlet kredi çıkarttı. 2 yıl ödemesiz. Sanırım 9 yıl ödemeli. Tam bilemiyorum rakamını. Ve faizin de %50'si ben ödeyeceğim dedi. Ben de bunu çocuklarıma iş kurabilmek için alabilir miyim dedim. Bu konuda da sağ olsun birisinin kefil olması lazımdı. Necip Çarşı kefil oldu. Tavuk çiftliği oluşturdu. Efendim evet devlet böyle bir krediyi herkese verdi. Ben de bu krediden yararlandım. Kefil de Necip Çarşı'dır. Şu an onun ödemeleri devam ediyor. Ne zaman biter? Vallahi bilmiyorum. Ödeyemezsem kümesler Necip'in. Bana hiç, kimse bana minnet, kimseye minnet etmedi. Ondan sonra da başka yerlerde tamamen devlet ödüyor krediyi. %70'inin 80'i. İlk defa 500 bin liralık bir kredi daha çıktı. Biliyorsunuz geçen sene, evvelki sene. Acaba 500 bin liralık krediyi de hibe olduğu için cazip geldi alabilir miyiz? Onun için de hem Erpiliş'le görüştük hem Beypiliş'le görüştük. Necip ikinci sefer olamıyordu, gücü yetmiyordu. Çünkü o da yatırıma girmişti. Orada da Beypiliş ben olabilirim dedi. Onun sayesinde, onun kefildiği sayesinde o krediyi de aldık, kümes yaptık. Borcu. Vallahi bize göre 5 yılda ödenecekti ama şu anki bakıyorum belki 17 yılda ödeyecek borcunu veya ödeyemeyecek, onu bilemem. Ama bu kadar net, temiz ilişkilerim olmasına rağmen bile sanki alıp malı götürmüş gibi algılayan ve algılatanlara karşı da Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri son derece yerindedir.